Merhaba, Yalnız Yürümeyen Kadınlar podcast serimizde tercih ettiği yaşam tarzını, benimsediği değerlerini savunan kadınların sarsıcı hikayelerini sizlere ulaştıracağız. Sosyal medyada başlayan ve çok ses getiren 10 Years Challenge kampanyasına Türkiye'de başörtülü genç kadınlar imza atmıştı. Örtülü ve örtüsüz fotoğraflarını paylaşarak hem görünür oldular hem de yalnız olmadıklarını gördüler. Yıllardır Yalnız Yürümeyeceksin platformuna akan mektuplar, kendiliğinden yükselen bu hareketin sebebi değilse de dip dalgasıydı. Başörtüsünü çıkarmak, tesettürden çıkmak isteyen kadınlar, öykülerini yıllardır sessiz sedasız kız kardeşleriyle paylaşıyordu. Ben Melis Tufur. İşte bu mektupların kahramanlarıyla buluştum, hikayelerini dinledim. Yalnız yürümeyen kadınların etkileyici ve ilham veren öykülerini anlatacağımız program serisine hoş geldiniz. Konuklarımızın talebiyle bazı görüşmecilerimizin sesleri değiştirildi, kimlikleri gizlendi. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Neslihan. 28 yaşındayım. Hala üniversite okuyorum, İstanbul'da yaşıyorum. Konumuz başörtüsünü çıkarmak isteyen, tesettürden çıkmak isteyen ve bunu başarmış ya da başarmak için uğraşan kadınların hikayeleri. Bugün sizinle sizin öykünüzü dinlemek üzere buluşmuş bulunuyoruz. Nasıl başladı, ne zaman tanıştınız başörtüsüyle? Başörtüsüyle... Ailemin kendisinin bana direkt olarak bir başını ört baskısı olmadı aslında ama çevredeki dindar kesimin kızlarından vesaire bir psikolojik baskı gördüm. Bir gün aniden başımı kapatmaya karar verip başörtüsü taktım. 10 ya da 11 yaşlarında olmam lazım. Ailemdeki herhangi bir kişinin bana direkt olarak başını ört şeklinde bir cümlesi olmadı. Ama dini eğitim görmek için böyle yanına gittiğimiz aileler vardı. Bunların da işte kızları, benle yaşıt olan kızları bana başımı örtmem konusunda baskı yapıyorlardı. Yani süzerek bakıp ne zaman kapanacaksın artık gibi. Bir gün gittiğimde oradan başımı örterek çıktım. Babamın sevineceğini biliyordum. Babam sevinmişti zaten. Yani bana başını ört demeden başımı örttüğümde çok sevindi. Başörtüsüyle böyle tanıştım. Yaklaşık 11-12 sene kadar başörtüsü taktım. Ailenizde kardeşiniz veya ablanız var mıydı başörtüsü takan? Evet, ablam var. Ablam da başörtülüydü. Siz başörtüsü taktığınızda o evde miydi? Ablam da oradaydı. Evet, ablam da oradaydı. 11 yaşından itibaren artık başörtülü bir biri olarak hayatınızı sürdürdünüz. Bu demektir ki ortaokul çağına geldiniz, okula gidebildiniz mi başörtüsüyle? 5. sınıfa kadar ilkokulu örgün okudum. Ortaokulda başörtüsü yüzünden okula gidemedim 3 sene. Daha sonra 15 yaşımda açık öğretimden ortaokulu bitirdim. 17 yaşımda liseye başladım. Yine başörtüsüyle özel bir okulda. Aslında yasa dışı olarak okudum çünkü başörtüsü yasakları hala devam ediyordu o dönemlerde. 21 yaşımda da üniversiteye başladım ve üniversite 1. sınıfta başımı açmaya karar verdim. Evet, iki kararı da siz aldınız. Örtmeyi de, gerçi ilkinde çok küçüktünüz ama ikincisinde artık reşit olmuş genç bir kadındınız. Nasıl karşıladı aileniz başörtünüzü çıkarma kararınızı? Karmaşık bir süreçti. Birçok farklı yöntem denediler açıkçası. Finansal şiddet uygulamak ya da başımı tekrar kapatırsam bana araba almayı teklif etmek gibi. Birbirinden farklı uçlarla. Hatırladığım bir anım. Evden tefsir kitaplarını getirip önüme yığmışlardı. Bak burada başörtüsü var falan diye.
Daha sonra bir noktadan sonra artık gözlerim karardı ve dinleyemedim. Söyledikleri, anlattıkları şeyleri algılamakta güçlük çekmeye başladım. Artık fenalaşmaya başladım çünkü. Daha sonra o tefsir kitaplarını alıp masaya çarptım. Ben buradaki şeylere göre inanmak istemiyorum. Bunların hepsi erkek. Neden bir tane bile kadın alim yok? Neden bir tane bile kadının ağzından, görüşünden ben bu şeyleri göremiyorum, duyamıyorum şeklinde bir tepki verdim. Orada bir şoka girdiler. Bunlar yaşanırken ablanız evde miydi? Hayır, ablam İzinde yurt miydi? dışındaydı. O sizi destekliyor muydu? Yani ablam ailemle görüşmüyordu. Ama başımı açma fikrini ilk aklıma getiren de ablam olmuştu. Ablanız kendisi çıkarmış mıydı? Başörtüsü, tesettürden çıkmış mıydı? Evet. De ablanızdan esinlendiğinizi anlıyoruz. Ama üniversitede bir şey oldu anladığım kadarıyla. Yani orada kararınızı verdiniz, netleştiniz. O düşünsel maceranızı bizimle paylaşır mısınız? Aslında o zamana kadar bildiğim bütün dini bilgilerde değişiklik olmadı. Yani dinin kadınlara bakış açısını hep biliyordum ama kulak ardı ediyordum. Yani sorgulamak istemiyordum. Ama bir noktadan sonra bu dinin kadına bakış açısı beni rahatsız etmeye başladı. Feminizmle tanıştım. Daha sonra Kur'an Müslümanlığıyla tanıştım. Hadisleri sorgulamaya başladım. Önceleri Allah'a inanıyordum, yani sadece Kur'an'da başörtüsü diye bir şey olmadığına inanan bir insan olarak başımı açtım. Ki başımı açmam aslında inancımın gereğini yerine getirmek gibi bir şeydi. Yani çünkü Kur'an'da başörtüsü olmadığı için başımı açmam gerekiyor şeklinde düşündüm. Başımı açtıktan sonra da acaba yanlış mı tespit ettim diye düşünerek daha çok araştırdım. Artık bir noktadan sonra din konusunda pes ederek ateizme kaydım. Ama başımı açmam da aslında başımı kapatmam da inançlısal bir şeydi. Ben başımı açtığım dönemde negatif tepkilere kulak ardı ettiğim gibi pozitif tepkilere de kulak ardı ediyordum. Çünkü ben o sırada gerçekten kendim için, kendi düşüncem için bir şey yaptığımı düşünüyordum. Yani birinin övgüleri de bana kendimi kötü hissettiriyordu. Sanki bir gruba, bir mahalleye, bir gruba yer almak için başımı açmışım gibi hissetmek istemediğim için övgü dolu sözlere karşı da biraz kulaklarımı tıkamıştım, ama neyse ki arkadaşlarım da böyle çok etrafımda toplanıp daha harika olmuş, spor olmuş falan gibi şeyler söylemediler. Desteklediler sadece benim kararımda. O noktada da iyi hissettim. Onlara da teşekkür ediyorum yani bundan, bu tavırları yüzünden. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Aile çevrenizde sizin durumunuzda başka gençler var mıydı? Çocuklar ve gençler. Benim kuzenim vardı. Kuzenimle konuştuğumda bana aslında çok büyük bir mücadele verdiğinden bahsetmişti. Başı açık hale gelebilmek için. Peki biraz feminist perspektiften bu meseleye bakalım sizinle. Yani feminizmle tanışmanızın etkili olduğunu söylediniz, bunu paylaştınız. Hatta buralarda biraz popüler bir tartışma. Müslümanlıkla feminizm bir arada olur mu tartışması da var. Bu konu, gerçi siz artık hani dinle olan ilişkinizi bitirdiğinizi söylediniz ama o geçiş dönemlerinde ne hissettiniz? Hala henüz inanırken ve feminizmle Aslında en net ilgilenirken bir söyleyebileceğim paylaşmak istiyorum. şey, günümüzde de Müslüman feministlerin mesela kadınlar camilerde hareketi var. Camilerin kadınlara ayrılan bölümlerinin en ücra, en kötü kokan, en iğrenç yerleri olması ile ilgili ve erkeklerin de caminin en güzel yerinde namaz kılmaları ile ilgili. Mesela beni belki dinin dışına iten şeylerden biri de budur. Yani din zaten kadınları dışarı itiyor. Yani caminin bile ücra kokan köşesinde namaz kılmak zorunda kaldım ben hep. Yani babam gidip cami, yani Mimar Sinan'ın harika tarihi bir camisine gidiyoruz falan. Babam gidiyor, caminin en güzel akustik yerinde namaz kılıyor havalı bir şekilde. Ben
arkalara, perdelerin arkasına, ayakkabılığın yanına ayrılmış bölmeye, kokan yerde hiçbir şeyden nasibini almayarak namaz kılmak zorunda kalıyordum. Bu zaten beni iten, kıskandıran, erkek Müslümanları kıskandıran bir noktaydı benim için. Bir de sizin daha önceki sohbetlerimizde bir kimlik meselenizle de bir bağlantı kurmuştunuz. Cinsel kimlikle ilgili de bir değerlendirmeniz vardı. Hala kendimi tam olarak tanımlayamadım. O yüzden non-binary olarak kendimi tanımlayabilirim şu an, belki ikili cinsiyet kalıbına uymayan bir insan olarak. Yani başörtülüyken en büyük yaşadığım sıkıntılardan biri bütün tesettürlü kıyafetlerin çok kadınsı olmasıydı. Ama ben o kadar kadınsı görünmek istemiyordum. Yani başörtüsü takıp kadınsı görünmemenin bir yolu yoktu. Şimdi günümüzde bakıyorum, Z kuşağında özellikle bandana ile başörtü takmak gibi böyle farklı tarzlar bulmuşlar. Gerçekten de çok tatlı görünüyor. Yani kendileri de memnunlardır umarım hallerinden. Benim zamanımda öyle şeyler yoktu yani. Çok kadın kadındı başörtülü kıyafetler ve ben bundan rahatsız oluyordum. Belki yaşımdan kaynaklı da olabilir bu. Yani 13-14 yaşında giydiğim kıyafet kocaman bir kadın kıyafetiydi. Üstümde taşıyamadığım kıyafetler giymek zorunda kaldım hep. Anladım. Ailenizle şu anda ilişkiniz nasıl? Şu an ailemle ilişkim oldukça iyi. Baba? Babamla da iyi oldukça, yani bu durumumu kabullendiler. Aramızda bazen tartışmalar geçebiliyor. Ama bu tartışmalarda da ben onların dinlerine saygı duyduğumu ve benim de böyle olduğumu vurgulayarak aradaki o sınırı çizmeye çalışıyorum genellikle. Onun dışında bir problem yaşamıyorum uzun zamandır. Sizce bunun sebepleri nedir? Ablam başını açma sürecinde benim kadar taktiksel davranmadı. Ben biraz daha ayakları yere basarak dağ tırmanır gibi her adımımı yerine oturtarak tırmanmaya çalıştım. Ama ablam aniden yaptı her şeyi. Ailemden çekebileceği bütün tepkiyi çekti. Daha sonra da ailemle iletişimi kesti. Ailem bir nevi ablamı kaybetmiş oldular aslında. Belki de benim sonraki sürecimde beni de kaybetme korkusundan kaynaklı ailem de biraz daha temkinli davranmış olabilir diye düşünüyorum. Sizin gibi düşünen, benzer zorluklar içinde olanlara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Onların hayatını kolaylaştıracağını düşündüğünüz önerileriniz var mı? Yalnız yürümeyeceklerini gerçekten de söylemek istiyorum. Çünkü ben ilk başıma açma sürecimde tweet atıyordum ve dünyada bu durumu yaşayan tek kişi benim zannediyordum. Bir kişi bile bana ulaştığında bunun bana verdiği gücü, o hissiyatı biliyorum. Eminim ki oraya mektup gönderen arkadaşlar da benim yaşadığım aynı hissiyatı yaşıyorlar ama beni mutlu eden nokta dayanışabilmemiz. Dayanışa dayanışa istediğimiz hayatımızı elimize alacağız diye düşünüyorum. Sizce bugün çevrenize baktığınız zaman böyle 30-35 yaşlarına kadarki kadınları düşünelim. Çocukluğundan itibaren başörtülü, tesettürlü kadınları, bunun hatta çarşaflı olanlarını da ne kadarı gönüllü bunu yapıyordur? Ne kadarı böyle bu şekilde yaşamayı gönülden kendi rızasıyla istiyordur sizce? %20 bence. Oldukça düşük değil mi? Evet. Açıkçası ben bir de dışarıda bir kadının tavırlarından isteyip istemediğini anlayabiliyorum artık. Çünkü kendi halim aklıma geliyor. Bir de en çok rastladığım şey aslında şu. Ben küçükken başörtülüyken dışarıda böyle normal daha rahat dolaşan insanlara gıpkıtayla bakıyordum. Ve bugün ben dışarıda dolaşırken bana bu şekilde gıptayla bakan küçük kız çocukları görüyorum. Neslihan, çok 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 teşekkür ederim programıma katıldığınız için. Rica ederim. Size başarılar diliyorum hayatınızda. Teşekkürler. Sağ olun. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.